Videoya başlamadan önce yorum kısmına linkini bıraktığımız diğer kanalımız Hedef Turan'ı da takip ederek destek olabilirsiniz. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaffar Mehdi Çakmaklı, Azerbaycan'ın tarihi Zengezur bölgesini yeniden kurmayı öneriyorum. Bölgesel merkez olarak yeni bir Zengezur şehri inşa edilebilir. Bu son yüzyılda Ermenilere en büyük darbe olacak. Böylelikle Karabağ'ın acısını bırakıp Zengezur'un acısına düşerler dedi. Azerbaycan'ın tarihi toprağı olan Zengezur vilayetinin bir kısmının bugün geri alındığını ifade eden çakmaklı, Azerbaycan'ın tarihi Zengezur vilayeti Gafan, Goris, Karakilise, Mehri, Zengilan, Güdeli ve Laçını içermektedir. Bu vilayetin dağlık ovaları da vardı. Muzaffer ordumuzun düşman üzerindeki görkemli zaferiyle Zengilan, Güdeli ve Laçın üzerindeki toprak ve yükseklikler ile bir zamanlar Zengezur vilayetinin bir parçası olan Gafan şehri ve yerel havaalanı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne girdi. Zengezur vilayetinde Zengilan, Güdeli ve Laçın'ı birleştirmeyi öneriyorum. Bu önerinin tarihsel, siyasi ve ekonomik önemi olacaktır. Konunun tarihsel önemi, gelecekte dünyaya tarihi idari bölgesi olan tarihi Zengezur vilayetinin tarihi bileşimi hakkındaki gerçeği aktarabileceğimizdir. 20. yüzyılın başlarında Zengezur'da Ermenilerin yeniden yerleştirilmesi sonucu 149 Türk köyü, 91 Kürt köyü ve 81 Ermeni köyü vardı. Ancak 149 Türk köyünün büyük bir kısmı Ermeni vandalları tarafından tahrip edildi, hatta ortadan kaldırıldı silinen veya silinmek üzere olan bu tarihi yeniden canlandırmalıyız diye konuştu. Azerbaycan'ın Zengezur'u gündemde tutması gerektiğini aktaran Çakmaklı, meselenin siyasi tarafı, Azerbaycan'ın bu şekilde Zengezur meselesini tekrar gündeme getirebilmesi. Kuşkusuz bugün dünya ülkeleri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanınmakta ve kabul edilmektedir. Ama aynı zamanda tarihsel gerçekler ve adalet ilkesi de var. Zengezur vilayeti Azerbaycan halkının iradesi olmadan düşmana verildi. Bu süreçler tarihsel belgelerle de doğrulanmıştır. Bugün kurtarılmış bölgelerimizde inşaat çalışmalarının başlamış olması sevindirici ve yakında ülke içinde yerinde olmuş kişilerin atalarının topraklarına geri döneceğini göreceğimize inanıyorum. Bununla birlikte Batı Azerbaycanlıların kurtarılmış bölgelerimize ve ayrıca tarihi Zengezur vilayetinin bir parçası olan bölgelere gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesini görmek isterim. Eminim ki Batı Azerbaycan'a özlem duyan yurttaşlarımız atalarının topraklarına biraz daha yakın olabilirler ve anavatanımızın büyüleyici bir köşesi olan Karabağ'ın iyileştirilmesi ve yeniden inşasında aktif rol alabilirler dedi. İşgalci Ermeni ordusunun gazileri, muhalefet mensupları ve çatışmalara katılan ölen askerlerin yakınları, Başbakan Paşinyan'ın matem yürüyüşüne katılmasını protesto etti. Paşinyan'a çok sayıda güvenlik görevlisi eşlik ederken, yürüyüşe katılanlar "Nikol Hain", "Nikol Türk" diye tepki gösterdi. Rus siyaset bilimci Stanislav Tarasov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladığını belirterek, Putin bundan daha önce bahsetmişti ancak daha yumuşak bir biçimde. Putin'in Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu vurgulaması tesadüf değil. Putin, Ermenilerin Karabağ'ın tamamını kaybettiğini açıkça belirtti. Ermenistan'da iktidar mücadelesi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha fazlasını yapıyor. Geleceğe dair net bir vurgu, bir açıklama. Elbette yakın gelecekte Ermenilerle Azerbaycanlıların barış içinde bir arada yaşamaları zor görünüyor. Şu anda Ermenistan'daki durum zor ve bu da ülke içindeki yanlış hesaplamaların bir sonucudur. Şu ana kadar Ermeni medyasında çok sayıda makale okudum ve durumu nasıl yorumladıklarını ve ne olduğunu anlamadıklarına şaşırıyorum dedi. Ermenistan'da ana vatanı kurtarma hareketi lideri Vazgen Manukyan, Ermenistan ateşkes rejimi altında bile toprak vermeye devam ettiğini söyledi. Manukyan, bu, ya Ermenistan'ın dünya haritasından tamamen kaybolmasıyla ya da kimsenin hesaba katmak istemediği sefil bir ülkeye dönüşmesiyle doludur. Bu devam ederse, halkımızın güvenliğini sağlayamayacağız. Kimse bizimle hesaplaşmak istemeyecek. Müzakerelerde başarısız olmak, tüm müttefikleri kaybetmek, düşmanı kışkırtmak için ya hain ya da cahil olmak gerekiyordu dedi. Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, sınır belirleme sürecinin hızlı yürütüldüğünü, bunun da Ermeni halkı için bir tehdit olduğunu savundu. Tatoyan, haritacılık, jeodezi, askeri işler, tarih ve diğer alanlardaki uzmanların sınır belirleme sürecine dahil edilmesi gerekiyor yerde çalışma yapmak, uygun bir yasal zemin oluşturmak gerekiyor dedi. Yapılan üçlü anlaşmayla Karabağ'da konuşlanan Rus barış güçleri gerginliklerin yaşandığı ve yaklaşık 15 bölgenin Azerbaycan'a teslim edildiği Gafan Goris otoyolunun köye dönen kesişme noktasında karakol kurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında çok yönlü işbirliklerinin mevcut olduğunu belirtti. Bayramov, Avrupa'nın enerji güvenliğinin temin edilmesinde Azerbaycan'ın büyük rolü olduğunun altını çizerek Güney Gaz Koridoru'nun bir ayağı olan TAP projesinin 4,5 yıllık inşaat sürecinden sonra ticari faaliyete başlayacağını aktardı. Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında imzalanacak yeni anlaşma üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bayramov, bu konuda da verimli fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Bayramov, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından Rusya'nın ara buluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan bildiri ile bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu hatırlatarak Avrupa Birliği yetkilileri ile çatışma sonrası dönemde ortaya çıkan yeni olanaklar konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Avrupa Birliği yetkililerine Dağlık Karabağ'da 44 gün devam eden harekat konusunda bilgi verdiğini söyleyen Bayramov, 30 yıllık müzakere sürecinde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumunu da anlattığını ifade etti. Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırarak savaş suçu işlediğine dikkati çekerek, bu husustaki tüm belgelerin toplanması ve sorumluların cezalandırılması konusunda ısrarlı olduğumuzu Avrupa Birliği yetkililerine ilettik. Tüm bunlara rağmen Üçlü Bildirinin yeni olanaklar açtığını düşünüyoruz. Bu döneme çatışma sonrası dönem olarak bakmalıyız. O bölgelerin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda Avrupa Birliği'nin geniş olanak ve tecrübeleri var. Bunları da müzakere ettik dedi. Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım gerçekleştirdiğini ve arazilere mayın döşediğini hatırlatan Bayramov, o arazilerin mayınlardan temizlenmesi süreci uzun ve zor süreçtir. Avrupa Birliği'nin bu alandaki tecrübe ve desteği Azerbaycan'a sunulabilir diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Merkel görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınarak yeni dönemde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.